Burası 200 senelik bir bina. Bu binanın içinde Atlas Sineması var. Atlas Sineması'nın içinde çok özel bir müze var. İçinde 130 parçalı tarihi eser bulunduran bu müze dünyanın ilk üçlerinden biri. Sizler için bu hafta İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdik. İstanbul Sinema Müzesi'ndeyiz. Ceyhun Bey, hoş geldiniz öncelikle. Bu müzeyi bize biraz anlatır mısınız? Neden kuruldu, ne zaman kuruldu, tarihini, geçmişini? İstanbul Sinema Müzesi aslında müzeler binalarıyla anılır konseptinin en güzel örneklerinden bir tanesi ve 2020 yılı itibariyle restorasyonun finalize edildi Kültür Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından ve Türkiye sinemasını bir armağan niteliğinde bir dijital altyapıyla oluşturuldu. Dolayısıyla kendisi hem bir dijital altyapıya sahip hem de bir sinema tarihini çok iyi yansıtacak şekilde donatılan Türkiye'nin ilk ve en geniş kapsamlı sinema müzesi. İlk katı diyelim, birinci katı dijital altyapıya sahip bir kat dedik, evet. İşte paylaştığımız gibi. Bu kat bir Türkiye'de ilki gerçekleştirdi. Evet. Öncelikli kurulma sebeplerinden bir tanesi Yeşilçam'ı onurlandırmak. Yeşilçam gibi çok güçlü bir sinema tarihine sahip olan ülkelerden bir tanesi Türkiye. Evet. Baktığınız zaman sinema arşivi, uyarlanan senaryolar, bağımsız orijinal senaryolar, özgür senaryolar, evet, gibi birçok alanda güçlü altyapıya sahip olduğu için dijital altyapıyla da, sürekli değişen altyapıyla da bunu yaşatmak istedik. Evet. Dolayısıyla bir tanesi artırılmış gerçeklik. Mesela baktığınız zaman Kapalı Çarşı'nın 1'e 500 bin küçültülmüş modelini aldık. Neden Kapalı Çarşı? Çünkü Kapalı Çarşı elinin üzerinde yerli ve yabancı, evet, filme ev sahipliği yaptı. Hı hı. İşte James Bond'dan Cingöz Recai'ye kadar birçok Türk filmini de, yabancı filme de ev sahipliği yaptığı için misafirlerimiz bir anda artırılmış gerçeklikte ellerinde iPad'lerle bu dünyanın içerisine girebiliyorlar. Ulusal ve uluslararası sinemada kullanılan yeşil perde ile beraber bu teknolojiyi de getirdik. Burada Hababam sınıfından tutun da Turist Ömer'in Star Trek uzay yolculuğuna kadar birçok filmde, Selvi Boylumal yazmalıma kadar birçok filmde rol alabiliyorsunuz. Biz dedik ki neden ziyaretçilerimiz başrol oynamasın? Dolayısıyla İstanbul Sinema Müzesi bu altyapıyla beraber bu imkanı da sağlıyor. Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamera da burada. Onun özelliklerini bize anlatabilir misiniz? Bu ikinci katımızın baş tacı ürünlerinden, evet, bir tanesi. Masterpiece dediğimiz. Şimdi bu İstanbul Sinema Müzesi oluşturulurken birçok koleksiyoner ve akademiyle ve enstitüyle beraber çalıştı. Türkiye Sinema Araştırmaları bunlardan bir tanesi. Genelkurmay Başkanlığı Arşivi bunlardan bir tanesi. Sinema Genel Müdürlüğü, evet, bunlardan bir tanesi. Ve en önemlisi de Mimar Sinan. Hı hı. Dolayısıyla bu bir ortak çalışmanın ürünü diyebiliriz, evet, burası. En önemli eserlerden bir tanesi dediğiniz gibi Atatürk'ün 10. yıl nutkunu okurken kameraya alınmasını sağlayan 6 tane makineden bir tanesi. 3 tanesi de bozulduğu için bu da en önemlilerden bir tanesi oluyor. Peki burada gelecekte neler olacak? Şimdi İstanbul Sinema Müzesi bu iki katıyla beraber, bir de sergi katıyla beraber yerinde durmayacak bir kere. Atlas 1948 sineması yenilendi. Hı hı. Şimdi Atlas Sineması'nı da, evet, bünyesine alan İstanbul Sinema Müzesi artık yeni atılımlarla beraber bir kere kendi misyonunu çok iyi yapıyor. Hem ülke sinemaları, festivaller, galalar, ev sahipliği yaptığı gibi aynı zamanda performans sanatları, tiyatrolar, evet, konserlere de ev sahipliği yapmaya başladı Atlas. Dolayısıyla biz iki tane farklı şapkadan bahsediyoruz. Hı hı. İstanbul Sinema Müzesi sanata hizmet ederken sinemayı da burada yaşayacağımız bir dünya oluşturduk Atlas'la beraber. Şimdi Atlas'ın ayrı bir kimliği de var. Atlas yakın bir tarihte, bu yakın bir tarih dediğim o 1-2 aydan bahsediyoruz, evet, bir sinema akademisi başlatıyor. Şimdi bu sinema akademisi en önemlisi akademik tarafı, evet, çok güçlü olan bir yapıya sahip olacak ama bundan bağımsız olarak da genç sinemacılar tamamen akademik eğitimle sahaya çıktıkları zaman birçok fiyaskoyla karşılaşıyorlar. Tabii. Biz de bunları bildiğimiz için başarmış olanların hikayeleriyle beraber başarısız olmuş olanların hikayelerini de bir araya getirdiğimiz. Aa, çok güzel. Daha sonra buradan
nasıl bir başarılı sinemacı olunur diye özel sektör buluşmalarını da yapacağımız, crowdfunding dediğimiz gençlerin artık özel sektörle buluşup bir fonlamaya da sahip olup projelerini gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Çok yakın bir tarihte. Dolayısıyla İstanbul Sinema Müzesi aynı zamanda hem misyonunu yerine getiriyor sanata ve sinemaya hizmet ederek, hem de sinema sektöründe referans olmak için çok yakın bir tarihte atılımlarda bulunuyor.